Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemlerin köyündeyiz. Şöyle yazlık bahçe yaptılar. Üst tarafta domatesler var, altta biberler. Dağ altında patlıcan, fasulye, salatalık var. Hemen şöyle domateslere ipi almaya çalışıyoruz aslında. İp alma yöntemini düşünün. Ama bunlar hibrit ya da böyle salkım domatesi olmadıkları için koltuklarını falan kırmıyoruz. Köy domatesi. Böyle bir iki taraflı çatı çektik. Ortasına da bir tane iki tane diket çektik. Ortasına bir tane çatı geçirdik. Bu çatıların üzerine de şöyle dağınıklı şu çallardan çakıyoruz. Şimdi annem çakacak. Göstereyim size ben de. Bunlardan çakıyoruz ki domates buna doğru yürüsün. Bunlar aşağı doğru gidecek. Böyle biraz buna doğru yürütmeye çalışıyoruz. Bu şekilde şöyle yapıyoruz. Bakalım olacak mı? Çatıyı biraz güçsüz buluyor annem. Devrilir diye tedirgin oluyor. Ama bence devrilmez. Hemen şöyle şunu alayım ben. Koyduğumuz çatıları çakalım. Evet, şöyle iç kısma doğru onu da çaktım. Böyle domates de üstüne doğru devrildi. Yatacak inşallah. Yetmiyor anne. Şuraya da bir tane yaptık. Bir çatı daha koyacağız. Karşıya bir diket çaktık. Burada da bir tane var. Ama şu diktiğimiz dikeci biraz beriye almamız gerekiyor. Çünkü şuradaki uzun çatımız yetmiyor. Hemen şunu söküp beriye alacağım. Ya da daha uzun bir çatı bulmaya çalışacağız. Çatının arasına bir tane güçlendirme geçmeyi düşünüyoruz. Çünkü biraz cansız kaldı, engin kaldı. Küçük işçi de şurada çalışıyor. Babası da köpek seviyor. Evet. Evet, şöyle bir güçlendirme yapacağız. Annem şimdi şunu kesecek. Bence önce şurayı da kes. Duruma göre bakak. Şimdi öyle çakalım. Hangisi olursa. Dikkat. Şimdi onu şuraya çakacağız. Hemen şöyle kazmamı da alayım. Şöyle yapayım mı anne? Evet, bir saniye ben bunu çakayım. Evet. Çatıyı çakarken bir aksilik oldu. Şurası ayrıldı. Ama yine de bu şekilde bunu koyduk. En azından şöyle güçlü olarak ittiriyor yukarıya doğru. Evet. Biraz daha bence yukarıdan kes. Neresini şey yapacağız? Yukarıdan kes o zaman. Çok yüksekte kalır. Evet. Burası tam. Kardeşlerim de şöyle şey getiriyorlar. Şöyle üstüne koyacağımız çallardan getiriyorlar. Oluyor. Annem şöyle dikeçlerin ucunu şimşeltiyor. Kolay girsin toprağa diye. Bir yandan da bahçeyi suluyoruz. Şimdi hatıvı değiştireyim. Su salma yöntemiyle suluyoruz. Henüz damlamasını çekmedik. Aslında önce damlamayı çekip sonra dikmek gerekiyor ama biz genelde dikip sonra damlamayı çekiyoruz. Bahçeyi dikme durumumuza göre. Evet, şöyle devam edelim çalışmaya. Annem dikti. Şuradan bir dikeç bulmamız lazım. Onun ucu nasıl? Bir baksana. Onun ucunu kessek nasıl olur? Bak, çatalı çok güzel. Aynen, onu çıkartın. Ara aralara da dikeç çakarız. Onu uzunca koyarız. Olmaz mı? Upuzun bir tane ağaç buldular. Şöyle aralara da diket çakaraktan o upuzunu araya çakmayı düşünüyoruz. Evet, işe koyulalım. Evet, şimdi kardeşim çatıyı götürüyor. Yerleştirecek oraya. Ama aralara şey koymamız lazım. Diket yapacağız. Böyle yerleştiriyor. Ama işte araya da diket yapmamız gerekiyor. Çünkü çok cansız oldu. Şimdi kardeşim bir dikeç getirdi. Onu çakacağız. Ama çok uzun ya.
Uzun bence, biraz kısaltalım, öyle çakalım. Aynen. Hatta olmaz ya, evet. Oraya değil de şuraya çakalım. Buradaki çok böyle çöpçülü olur. Yer değişikliğine gidelim. Evet. Evet, şimdi onu kısaltalım. Eşim oraya dikecin bir tanesini çakıyor. Bayağı indirmesi gerekiyor çünkü yüksekte kalacak. Bayağı indirmek lazım. Evet, dibine su döke döke bayağı çaktık bunu. Dibine şöyle ıslattığımız zaman, yaş olduğu zaman daha iyi gidiyor derine. İyi oldu yani, en azından ona biraz denkleştirmeye çalıştık. Şimdi çatımızı koyacağız. Bir koyalım mı? Çatıyı bir koyalım mı gençler? Durumuna bakalım. Onlar da bir yandan şeyini tamamlıyorlar. Diğerinin çalılarını koyuyorlar. Bunu buraya bir de bağlamamız lazım. Evet. Oldu. Evet. Şu anda oldu ve şurayı biraz bağladığımız zaman iyi olur diye düşünüyoruz. Sadece burası biraz yüksek oldu ama çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Buraya birkaç tane yüksek şey yaparız. Ağaç takarız. Ama ortaya bir tane daha bence dikeç gerektiğini düşünüyorum ben. Çatallı. Zaten çok güzel değil de bir tane daha gerekecek. Şuradan bağ. Şimdi bu çatının bu kalın tarafını oraya, ince tarafını da bu tarafa getireceğiz. Çünkü oranın çatal kısmı daha iyi. Öyle olunca kalın tarafı daha iyi taşır diye düşünüyoruz. Hemen değiştirelim. Tut esas, yürüs. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle ince kısmı ben de şuraya koyuyorum. Evet, ince kısmı koydum. Böyle daha iyi oldu. Çünkü orası hem biraz enginde kalıyordu. Oranın ağacın bombesinden dolayı orayı yükseldi. Diğeriyle eşit oldu. Burada ağacın kavisinden dolayı enginleşti. Eşim de şurada koltuk temizliyor ama diyorum bunlar köy domatesi. Koltukları temizlemene gerek yok diyorum ama dinlemiyor. Koltukları temizlemeye devam ediyor. Evet, şuraya da şununla şunun arasında ince bir tane çekeceğiz ama yine yetişmiyor maalesef. Ay, bence şuraya bir dikeç çakalım. Araya da küçük bir tane bağlayalım. Şu zaten. Bağlama olayı şunda kötü olacak. Şu çatallardan çakalım. Ama sen sürekli çatal çakalışırız. Çatalları şunlardan bile yapabiliriz. Yapıyoruz. Bak, bir tane annem getirdi. Şu olur. Bak, şunu yapalım bence. Bak, bunun ortası bayağı iyi. Şunu çatal yapalım. Yeni bir çatı oldu. O çatının boyuna bakıyoruz. Oluyor mu diye. Ama maalesef o da kısa geldi. Annem bir tane yeni kesiyor. Bakalım. Ormanın kenarından çıkanlardan yeni bir tane kesiyor uzun. İnşallah o olur. Onları da aşağıya çekelim en iyisi. Biraz bebek Tom'un yanına geldim. Şimdi onu bıraktım. Geri aşağı iniyorum. Şöyle şimdi ikinci sıraya dikeç yapıyorlar ama çok yüksekten yapıyorlar. Maalesef. Çok yüksek diye düşünüyorum ama deniyorlar bakalım. Şu kısımda bir sıkıntı oldu. Yetişmedi. Yetişmeyince şuna bağladı kardeşim ama böyle olacağını düşünmüyorum. O yüzden şunu yaptım. Şuraya çakacağım. Şimdi çakma işlemini gerçekleştiriyorum. Buraya da bir dikeç çaktım ama dikecim ayrıldı. Öyle olunca da bağladım. Burası bu şekilde oldu. Yani biraz enginde kaldı ama daha iyi, daha güvenli. Daha iyi durumda şu anda yani. Bakalım. Evet, şimdi alt sıraya geçtik. Eşim alt sıradakini uzun yapacak. Çünkü birkaç tane sırık domates varmış. Onları ipe alabiliriz diye. Uzunca bir tane yapıyorlar. Öncelikle şöyle kısa bir dikeci çaktı. Yerini ayarladı. Şimdi
Büyük olanı çakıyor ama ben şuradan suyu getireceğim. Tamam. Al. Şimdi kardeşim buraya çıkacak. O da suyu kullanıyor. Beni rahat izlediğin deyip bile kaçtın sende. Ver. Aslında kaçmadı ben kolay. Evet. Bence biraz daha yakına çek Yursa. Şey ya, yaş ya, ağırlık yapar. Esneme olur illaki. Evet. Getiririm, beriye de getireyim. Şey getireyim mi dike çakıcıyı? Ama bu sefer de yukarısını yararsın. Evet. Şuraya su döküyoruz. Suyunu döktüm. Şimdi çakacak. Eşim de oradakini çaktı. Biraz daha oturtmaya, girdirmeye çalışıyor. Bana ne? Çakıyor. İnşallah ayrılmaz bu da, çünkü genel olarak ayrılıyor. İyi, bayağı sağlam oldu. Şimdi kardeşim de oraya dikiyor. Bakalım nasıl olacak. O da oraya çaktı ama onunkinin çok sağlam olduğunu düşünmüyorum. Şununla vuralım üstünden istersen. Bir. Yarma mı? Abi o YouTuber olmak istemiyor. Var mı ya? Herkes bir gün olacak. Evet arkadaşlar, yarıldı. Yaptığımız dikeş de yarıldı. Neyse, bir şey olmaz, bağlarız oraya. Evet, çatıyı şimdi kaldırıp koyacaklar. Bir bakacaklar nasıl olduğunu. Fena değil. Çok iyi de değil ama fena da değil. Şu ortaya bir tane daha dikeç çakılması gerekiyor. Senin çok yüksek ayı almış 100 lira bende. Çok da yüksek değil ya. Şey, şu ortaya da bir tane dikeç lazım bence. Şunu da ortaya çakalım. Evet, araya da dikeç çaktık. Bunları şimdi birazını ipe alacağız. Kardeşim bir yandan şöyle bunların şeylerini yapıyor. Çalılarını diziyor. Çalılar böyle çatıya yüklenecek. Çalıların üzerine de domatesler gidecek. Yapmaya çalıştığımız bu arada. Biraz dik olmuş ama büyüdükçe, ağırlık çöktükçe aşağı doğru eğiliyor zaten. O yüzden sıkıntı yok. Bu şekilde yapmaya devam. Sen şu uzunlara bağlayalım. Uzunlara ip bağlayacağım şimdi. Havuzumuzdan su içmeye geldik. Eşim suyunu içiyor. Burası da havuzumuz bu arada. Sularken bunu kullanıyoruz. Aşağıda havuzun çıkışı var. O çıkıştan hortumu takıyoruz. Oradan da bahçeye gidiyor sular. Suyumuzu içtik. İşe devam. Geri gidiyoruz. Evet, kardeşim oradan bir tane daha dikeş takmaya, çakmaya çalışıyor. Biraz büyük ama yine de çakmaya çalışıyor. Ben hemen şuradan balya iplerimizden alacağım. Ve sırık olan domateslere ip bağlayacağım. Bakalım. Şöyle dibinden ipi bağladım. Şimdi sararaktan yukarıya doğru çıkartacağım. Kayınvalidem genelde bunun dibine dikeç çakıyor. Yani küçük bir dikeç çakıyor, çubuk çakıyor. Onunla birlikte bağlıyor ama ben gene öyle yapmıyorum. Şöyle bu arada koltuklarını da kırıyorum. Evet. Bu aslında köy domatesi. Köy domatesi olmasına rağmen bunu da bir ipe salmayı deneyelim dedim anneme. Annem de dene bakalım dedi. Evet, şöyle şuraya ipini bağlıyorum. Kolay gelsin.
Şöyle bağladık ilkini. Hayırlı uğurlu olsun. Diğeri zaten sırık domatesiymiş. Sırık domatesini de direktmen bağlayacağım şimdi. Evet, şöyle dibinden bağlayalım. Bir yandan çekip bir yandan bağlamak zor oluyor. Bir kullanışlı bir tripod almam lazım. Böyle bağladık. Şimdi şöyle koltuklarını kırıyoruz. Evet. Şöyle dolayacağız. Ya sırıklar böyle iyi oluyor. Çünkü konserve yaptığımızda aralarına katıyoruz. Çok ekşi olmuyor. Sadece köy domatesinden konserve yapınca ekşi oluyor maalesef. Diğer domatesime zarar verecek şimdi. Şunu bir kere daha dolayayım. Doladıktan sonra ayağa kalkıp yukarıya bağlayayım. Evet. Bunu da şöyle bağlayacağım. Güzel oldu. Güzel oluyor yani. Üsttekiler iyice kapattı. Kardeşim gel üst tarafı sonuna kadar götürdüler. Ben de buradan bu ilk sırayı ipe alacağım. Birkaç tanesini. Bakalım hangileri şey tam da bilemiyorum ama. Evet. İki tane ip alma işlemi yaptım. Bu ilk taraftakileri bağladık. Şimdi kardeşim ikinci çatıyı da yaptı. İkinci çatıyı biraz enginden yapacağız. Çünkü onlara ip bağlamayacağız. Çalı koyacağız. Dikeçin alt kısmına bağlıyor şimdi. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Küçük işçimiz de şurada. Yanımıza gelmeye çalışıyor. Gel. Gel anneciğim. Gel. Bölgede neden beklemiyorsun? Gel bakalım. Hoppa. Gel bakalım bahçeyi gösterelim son bir. Şöyle. Çok parlamaya başladı. İyi. Kardeşimle eşim orada şey yapmaya çalışıyor. Salatalıkları öyle büyük çallar çekiyoruz biz. Onlara doğru gidiyor salatalıklar. Öyle başından ağaç gibi topluyoruz. Evet. Güzel. Güzel ilerliyor. Biz Mehmet'le oturduk. Şimdi çalışanları izliyoruz biraz. Önümüzde de Josie yatıyor. Gölgeyi bulmuş. Yatıyor. Bu bizim köpeğimiz. Evet. Şöyle daha iyi gözüktü sanki. İlk sıra tamamen bitti. Sonuna kadar şöyle size yakınlaştırıp göstereceğim. İkinci sıranın da şu ön kısmının tamamen ip çektim. Şuralara çatı çektik. Çatısını tamamladık. Ama böyle çalı koymadık. Ara ara annem geldikçe koyacak onları da. Hava çok sıcak oldu. Artık eve gidiyoruz. Evet, domateslerimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.